Hoş geldin Poyraz. Eyvallah, hoş bulduk. Paranızı getirdim. Sağ ol. Sözün nereymiş? Al çantayı bir de bize bakalım. Para tamam patron. Para veren altın bulsun Poyraz. Her şey tamam mı? Tamamdır. Alacak verecek yok. Sen sağ, biz selamet. Temiz iş oldu. Evet, bilirsin. Biz eksik iş yapmayız. Temiz güzel iş yaparız. Sende ne zaman ihtiyacın olursa mekandayız. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Murat, sen paraları güzel bir yere koy. Çocuklar, biz de gidelim şu diğer işe bakalım. Tamam, tamam, hadi gelin. Allah kahretsin. Ne oluyor? Kim var orada? Kim var orada? Dosyanın ifadelerini aç bakalım ekrana. Alo? Alo. Kadir, beni duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Mesaj atmıştınız, tam onu açıyordum da. Siz iyi misiniz? Sesiniz bir tuhaf geliyor. İyiyim ben, iyiyim. Bak şimdi beni iyi dinle. Sanırım Poyraz da bu işin içinde. Poyraz mı? Ne oldu, yoksa size bir şey mi söyledi? Hayır, hayır. Bana bir şey söylemedi. Ben Poyraz'dan şüphelenince onun peşine takıldım. Depo gibi bir yere geldim. İçeride tuhaf görünümlü adamlarla buluştu. Sonra adamların silahı vardı. Onlara bir çanta dolusu para verdi. Bir şey konuştular mı peki? Duydunuz mu? Poyraz çıkarken aferin, arkanızda iz bırakmadınız, iyi iş çıkardınız dedi. Sanırım Atilla'nın evinden aldıklarını mezar yerine gömenler bu adamlar. Helal olsun yenge. Yani Neslihan Hanım, bundan sonrası bende, artık merak etmeyin.
Tamam, tamam. Ben sana konum attım. Çabuk ol. Tamam. Yusuf, Mutlu. Gelin benimle. Kaldır ellerini. Sen de kaldır lan ellerini. Üstlerini arayın. Hepsinin üstünü arayın. Sercan, her yeri arayın. Sen şu köşeye bak. Yusuf, sen de şu köşeye bak. Her yer aranacak. Didik didik. Amirim, suçumuz ne? Dön önüne arkadaşım. Suçun ne göreceğiz şimdi? Amirim, burada bir çanta var. Aç hemen. Kenan, çevir şunu. Bu ne lan? Kim verdi size bu paraları? Nerim, bizim paramız. Kimseden almadık. Alın bunların hepsini arabalara. Emniyette artık anlatırsın derdini. Amirim, etraf temiz. Kimse yok. Tamam. Alın arkadaşları. Çık 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 çık. Amirim, öyle bir şey söylemeden kelepçe falan... Ya konuşma arkadaşım, yürü. İnşallah konuşturabilmişlerdir adamları. İnşallah. Kızım, sen de adamların peşinden gitmişsin. Ya yakalasalardı seni, sana bir şey yapsalardı? Yani gerçekten Neslihan, annen haklı. Hani tehlikeye atmışsın kendini. Ama ben çok müteşekkirim sana. Teşekkür edilecek hiçbir şey yok Gülseren teyze. Ben ne yaptımsa Koray için yaptım. Senin bize yaptığın yardımlar için değil. Yine olsa yine aynı şey yaparım. Biliyorum. Kadir arıyor. Kadir, var mı bir gelişme? Hadi bize güzel bir haber ver. Bu sabah güzel haberlerim var size çok şükür. Adamlardan birini konuşturduk. Onlara azmettirenin Poyraz olduğunu itiraf etti. Biliyordum, biliyordum. Adamlardan biri konuşmuş. Azmettiren Poyraz'mış. Peki Atilla? Onun da cezası düştü haliyle. Nöbetçi mahkeme beraatine karar verdi. Çok şükür, çok şükür. Amirimi karşılamaya gelecek misiniz? Tabii tabii. Tabii geleceğim ben. Anne, ben Atilla'yı karşılamaya gidiyorum. Ne zaman bırakacaklar Atilla'yı? Gülseren'cim, hak eden hak ettiği cezayı alacak. Koray yattığı yerde rahat uyuyacak Gülseren. Atilla komiser, hazırsanız gidelim. Eyvallah, gidelim. Allah kurtarsın beyler. Eyvallah komiser. Eyvallah, eyvallah. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Amirim, geçmiş olsun. Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Ben alayım şunu. Teşekkür ederim. Yani ama keşke kendini... Sen... Hep sen mi kendini tehlikeye atacaksın benim için? Bak ben gerçekten Poyraz nasıl böyle pis bir iş yaptı bilmiyorum ama... şaşırdım dersem de yalan olur. Anlayacağız. Anlayacağız.
Koray'ı gerçekten Poyraz mı, Damla mı öldürdü bilmiyorum ama... hadi diyelim ki en başından tahmin ettiğimiz gibi Damla yaptı. Peki Poyraz neden? Neden suçu sana attı? Bunu bir türlü aklım almıyor. Yani seni benden kıskandığı için. Amirim. Bir şey mi var? Evet. Poyraz için yakalama kararı çıkmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.